İnsanın iç yapısında var olan şeylerden birisi mesela paranoyadır. Bir başka şey şizofrenidir. Bir başka şeyi halüsinasyondur. Hayal görmek, yanılmak. Yani serap dediğimiz şey. Görüyorsun zannediyorsun, var zannediyorsun ama o yok. İnsanın realitesidir, bir gerçeğidir yani. Her insanın bünyesinde bunlar bir şekilde vardır. Kimisinde açığa çıkar, kimisinde açığa çıkmaz. Mesela fantom ağrı diye bir şey vardır, fantom ağrı. İkinci Dünya Savaşı'nda, savaş esnasında ve savaştan hemen sonra İkinci Dünya Savaşı'na katılmış askerlerde görülen bir hastalıktır. Fantom ağrı, hayalet ağrı. Yani adamın savaşta bacağı kopmuş, sağ bacağı kopmuş. Günlerce kendisini hastaneye taşır. Sağ bacağının ağrıdığından bahseder. Sağ bacağı yok ama ağrıyor. Sabaha kadar onu uyutmuyor. Mesela ben öyle bir hastaya denk geldim. Savaşa girmiş bir hasta değil ama çenesinde hiç diş yok. Diş ağrısından dolayı sabaha kadar uyuyamadım. Günlerce anlattım. Sen ağzında diş yok ki ağrısın filan diye. Baktım olmuyor, baş edemiyorum. Bir psikiyatristi aradım. Dedi ki Fatih dedi dişini çekti diyor. Dişini çek. Ben dedim ki hocam ya dedi dişini çek anla dedi filan. Günlerce gelip gidiyor anlatıyorum bir türlü yok. Sabaha kadar uyutmadı diyor dişim. Ben anestezi yaptım, uyuşturdum o psikiyatristin konsültasyonundan dolayı. Hafifçe bir çizdim, açtım orayı. Bir şeyler yapıyor gibi yaptım, mukozanın üst kısmını. Sonra diktim, dedim ki dişini çektim. Çekilmiş bir dişi de gösterdim, dişi çıkardım dedim. Ertesi gün geldi, Allah razı olsun dedi. Ya kurtardın beni, ağrısı falan kalmadı dedi. Yani insanın yapısı bu kadar karmaşıktır. Ve bunlar her an herkese her şekilde musallat olma ile karşı karşıyadır. Mürşid-i Kutbu Gavsani, taca seri Almani, rahber-i Şeyh-i Melani, Şihabuddin Seyyid-i Taha, rahber-i Şeyh-i Melani, Şihabuddin Seyyid-i Taha.